Milletimizin onuru, ülkemizin gururu, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. AK Parti kendi bünyesinde belirlediği takvime göre illerde kurulan seçim koordinasyon merkezlerini 1 Ocak'ta açacak. Takvim öncesi merakla beklenen İstanbul adayı törenle açıklandı. Sürpriz yaşanmadı, duygusal anlar yaşandı. Tıpkı çocukluğunda kurduğu hayaller gibi ülkesi için de hayalleri vardı. Gün geldi çattı, o hayalleri birer birer gerçeğe dönüştü. Ucunda ölüm dahi olsa milletin silahını, askerini, tankını kendi emelleri adına kullanmaya kalkışan canilere gereken dersi vereceğiz. Koltuğu elimizde kaldı. Müzayedeye çıkaracağım. Sadece dükkanı devrediyorsun. Büyük ekşi, biz dükkanı kapattık. Makamı reddeden fani için asıl olan bir parça tebessüm ve gök kubbede bırakılan hoş sadaydı. Evet, AK Parti seçimlerde sonucu belirleyici illerden biri olan İstanbul'da Binali Yıldırım'la yarışacak. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız izlediğiniz gibi Binali Yıldırım Bey. Milletim can sana feda, bir öldük bin dirildik senin yolunda. Şehitler, gaziler senin uğruna, ebediyet mührünü vurdu çağlara. Törendeki konuşmasında sık sık CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partilileri uyardı. Bu süreçte gördük ki İstanbul için en büyük doğal tehdit, gençler buna dikkat, en büyük tehdit depremse en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa İstanbul acı çekmiş, kıvranmış, vakit kaybetmiştir. İdeolojik olarak bu partiye oy verenler dışında hiçbir vatandaşımız CHP'nin İstanbul'a hizmet sunabileceğine inanmadığı için 24 senedir o zihniyeti büyük şehre yaklaştırmadı. Erdoğan pek çok konuşmasında yaptığı gibi Hazreti Mevlana'dan bir alıntı yaparak gençlere seslendi. CHP hangi boyaya boyanırsa boyansın, hangi kılığa girerse girsin, milletimiz onu tanır, bilir ve hak ettiği yere yerleştirir. Hazreti Mevlana adaleti nasıl tarif ediyor? Adalet, ağaçlara su vermek, zulüm, dikeni sulamaktır. Milletimiz bilir ki CHP'ye ülkeyi veya İstanbul gibi bir şehri teslim etmek dikeni sulamaktır. AK Parti sahaya inmeye hazırlanıyor ama ilçe belediye başkan adayları henüz açıklanmadı. Merakla beklenen listeler İstanbul'la birlikte kamuoyuna sunulmaya başladı. Evet, Büyükçekmece, Mevlüt Uysal. Çatalca, Mesut Üner. AK Parti 39 ilçeden oluşan İstanbul'da 3 ilçeden aday çıkarmadı. Cumhur İttifakı gereği Maltepe, Silivri ve Beşiktaş'ta MHP'ye destek verilecek.